Erdoğan neden 14 Mayıs'ta ısrar etti sorusuna yanıt aradık. E, bu, bu durumda muhalefetin durumuna bir bakalım. Yani Erdoğan açısından e, durumu değerlendirdik. E, çeşitli açılardan herkes kendi görüşünü söyledi. Bir de muhalefete bakalım. E, muhalefet açısından ne olur durum? Yarın altılı masa toplanıyor. Abdülkadir yarınki toplantıda adayın kim ol, olacağını belirleyecekler mi altılı masa? Yani kader buluşması yarın mı? Adayın ben şöyle bir şey duyuyorum. Adayın kim olduğunu belirleyeceğiz. Yani aday Ahmet'tir diye masada konuşacağız ama kamuoyuna açıklamayacağız diyorlar. Böyle mi? Ahmet Bey aslında dediğiniz gibi yani altılı masanın şu ana kadarki en kritik toplantısı yarın yapılacak. Çünkü artık aday belirleme sürecine girilmiş durumda. Zaten Cumhurbaşkanı bugün seçim takvimini ilan etti. Önümüzdeki Cuma günü 10 Mart'ta da meclise müracaat edecek. Yani takvim kalmadı ortada. O açıdan sıkıştı. İki şey var. Hem bugün CHP tarafıyla hem İyi Parti tarafıyla konuştum. İYİ Parti tarafındaki hava şu. Diyorlar ki yarınki toplantı evet çok önemli ama biz burada aday nasıl belirlenecek bunun yöntemini konuşacağız. Belki bu toplantıdan kısa bir süre sonra, iki gün sonra ya da üç gün sonra yeni bir toplantı yapmamız gerekecek. Cumhuriyet Halk Partisi tarafıyla konuştum. Onlar da diyor ki Hayır. artık zaman kalmadı. Erdoğan seçim takvimini ilan etti. Yarın oturacağız adayı belirleyeceğiz ama bu ismin açıklanmasını daha sonraya bırakabiliriz. O da şu. Biz kendilerinin belirlediği bir yöntem var. Büyük bir kapalı spor salonunda coşkulu bir katılımla biz adayımızı ilan ederiz. Örneğin eğer deprem olmasaydı 13'ünde toplantı yapılacaktı hatırlarsanız şubatın ama 24'ünde Ankara Arena'da bu adayı ilan edeceklerdi. Öyle bir takvim belirlemişlerdi. Fakat bu kez Kazınay'a hiç öyle değil. Çünkü Erdoğan seçim takvimini ilan etti. Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki adayı belirleyelim. Bu isim de Kılıçdaroğlu olsun. Ve bunu artık uzatmayalım. Bir dakika. İlan edelim. Abdülkadir İYİ bir Parti de kal, 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 Diyor ki ya bazı yöntemi vardır. konuşalım. Bir dakika, bir dakika. Şimdi e, İyi Parti yarın belirlemeyelim mi? Birkaç gün sonra belirleyelim mi diyor. Onu tam an tam anlayamadım. İyi Parti tam ne diyor? Evet. İyi Parti diyor ki yarın yöntemi konuşalım. Yani aday nasıl belirleyeceğiz? Anket mi yapacağız yoksa partiler e, birkaç isim üzerinde bir havuz oluşturup mu konuşacağız? Bunu yarın yöntemi konuşalım. Ama belki bir iki gün sonra yeniden toplanıp aday ismini netleştirelim. İYİ Yalnız Abdülkadir, hava bu yönde. Bu İyi Parti'nin sözcüsü Kürşat Bey var. Kürşat Zorlu. O 2 Mart'ta aday belirlenecek dedi. Onu dikkate alarak söylüyorsun bunu değil mi? Evet. Yani onu Kürşat biliyorsun. Bey bunu söyledi. Fakat bugün evet bugün biraz önce biten bir genel idare kurul toplantısı vardı İyi Parti'de. Gelen idare kurulu toplantısında Meral Akşener'in bir açıklaması oldu. Meral Akşener biz Kemal Bey'le kahvaltıda bir araya geldik. Sorunları konuştuk ama adaylık konusunu konuşmadık. Kemal Bey adaylığını açıklamadı. O nedenle yarınki toplantıda aday nasıl belirlenecek bunun usul ve yöntemlerini kararlaştıracağız diyor. Kürşat Zorlu'nun açıklamasından sonra bu genel idare kurulu toplantısı. O yeni bir yeni bir kulis e, neticelendi. Bu yani. Ben ona dayanarak söylüyorum. Peki, e, Cumhuriyet evet. Halk Partisi ise yarın e, bu işi bitirmemiz lazım diyor. İki parti de o zaman açıklamayı o törene mi bırakmak istiyorlar? Hani bir törenle yapmak istiyorlar bu açıklamayı anladığım kadarıyla. açıklamayı törenle yapmak istiyorlar ama Ahmet Bey sadece iki partiden ibaret değil biliyorsunuz. Adı üstünde altılı masa. Altılı masanın diğer üyeleri de artık bu aday konusunu uzatmayalım havasındalar. CHP ile birlikte hareket eden bir blok var. Örneğin Saadet Partisi ve Demokrat Parti. Bu adaylık konusunu artık uzatmayalım. Zamanımız daraldı ve toplum yoruldu ve bizi eleştirmeye başladı diyorlar. O nedenle Yarınki toplantıda eğer Meral Akşener ikna edilebilirse en azından isim konusunda bir uzlaşmaya varılabilir. Eğer Akşener yeni bir manevra alanı oluşturmak için yani ben partimle yeniden konuşacağım derse belki birkaç gün sonra olabilir. Fakat yarın aday ismi tespit edilse de 3 gün sonra yeniden toplanıp tespit edilse de adayın ilan edilmesini bir şeyle büyük bir katılımla yapacaklar için ileri bir tarihte yapabilirler ama ben bunu 10 gün 15 gün olacağını beklemiyorum. Çünkü zaten takvim daraldı. Yani bilmiyorum benim de kafam karıştı. Melik sen ne diyorsun? Vallahi şöyle yani yarın ya benim tam çok büyük bir olasılıkla aday netleşecek. çünkü e CHP bunu istiyor. Hem Temel Karamollaoğlu'nun bunu istiyor hem de altın masa toplantısı öncesi Kemal Bey olur ile görüştü. O da aynı şekilde. E, ee, Babacan da öyle. Bir tek İyi Parti e, aslında onlar da çok zaman daraldığım farkında. Fakat son ana kadar acaba hani Kemal Bey dışında bir ismi getirebilir miyiz çabası var. Yoksa zaman takvimi daraldı. 73 gün yani. E, bir, yandan da ama e, Sayın Akşener eğer hani Kemal Bey çatı olacaksa da bir pazarlık üzerinden gitmek istiyor. Yani işte mümkünse tek cumhurbaşkanı yardımcılığı. Değilse bile yetkilendirilmiş birinci cumhurbaşkanı yardımcısı gibi. Onun dışında bu küçük partileri madem sen Çatı aday olacaksan sen al. Ben almayayım. Milletvekillerini. Milletvekillerini. Peki bir şey söyleyeceğim. Sence yarın altılı masadan şöyle bir açıklama gelir mi? Biz adayımızı belirledik. 11 büyük Mart'ta lansman yapacağız. 11 Mart'ta büyük bir törenle ben hal bekliyorum. halkımıza adayımızı müjdeleyeceğiz Ben bekliyorum. Bunu ha, ben bekliyorum. Çünkü ben Peki ama e, bu sızar. Bu kalmaz ki. Bu bilinir. Yok sızar bir şey yani, Zaten. yarın adayı tespit ettikleri anda bu tespit ettik dedikleri kişinin kim olduğunu hepimiz biliriz herhalde. Yok biliriz. Hatta ben konuştum CHP yöneti. sızar Ahmet Bey saniyesinde sızar. Sızar. Saniyesinde sızar. Yani hatta ben hani şu kameraya bakayım. Yani Kemal Bey hayırlı olsun. Şöyle bak şöyle ama daha Bilmiyorum. daha daha yarın olmadı yok, ki. bitti diyorlar. CHP CHP, CHP diyor. öyle der abi yani. Daha, hayır, şu açtan diyorlar ama kol koydukları argüman beni ikna etti onu. <laughs> i̇zin verirseniz birkaç cümleyle özet biz de ikna olalım ya. Melik abi, Bey. Ge yok gerçekten. Ee, şimdi birincisi sayın Akşener'in Kemal Bey'e alternatif olarak İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı düşündüğünü hepimiz biliyoruz. Şimdi İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a Kemal Bey her ne kadar Aksener yok dese de Bilkent'te Sayın Aksener'in evindeki kahvaltıda bu bütün bunlar konuşuldu. Ve konuşulmadı diyorlar. Hayır hayır konuşuldu. Konuşuldu ben ne ne konuşulduğunu da söyleyeyim yani. Peki iki yani Meral Aksener Kemal Kılıçdaroğlu'na ikna olmuş mu? Ee, şöyle yani e, tam anlamıyla değil ama şiddetli bir itirazı eskisi gibi yok. Şundan dolayı Sayın İmamoğlu İstanbul'da yani biri, Ankara... Yüzde... %50 bir ikna olmak diye bir şey yok. Ya ikna olursun ya olmazsın. Yok oldu. Hala pazarlık hayır de, diyor mu? Belki pazarlık sürdürüyor Heh, artık. Tamam. İmamoğlu ve Mansur Yavaş olursa İstanbul ve Ankara gider ve ben bunu istemiyorum diyor Kemal Bey. Bir. İki. İmamoğlu'nun bu dava meselesi var. Üç. Sayın Akşener şeyi gördü. CHP ve Kılıçdaroğlu'na rağmen İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın bu işe soyulmayacağını. Çünkü iki isim de CHP ve Kılıçdaroğlu'na rağmen Böyle bir şey sıcak bakmayacağını iletti. Peki, bir dakika. E, kim, geriye seçenek kim kaldı? Bir tek Kemal Kılıçdaroğlu kaldı da